Merhaba çocuklar. Hikayelerimi ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir hikayem daha sizlerle. Minik korsanlar. Kitap okumasını ve dinlemesini seven her çocuk gibiydi bizim Ali ile Veli. O gün kitapçıya gitmek için erken kalktılar. Ellerini, yüzlerini yıkadılar, dişlerini fırçaladılar ve kıyafetlerini giyindiler. Ardından kahvaltılarını yaptılar. Herkes kitapçıya gitmek için hazırdı. Taşlı yollardan geçtiler, yan yana dizilmiş birçok mağaza vardı. Her birinin vitrini farklıydı. Kiminde ışıklar, kiminde kıyafetler, kiminde de renkli yazılar vardı. Kitapçının vitrininde sadece büyük harflerle kitap, oku yazan bir pano vardı. Vitrin camından bütün kitaplar görünüyordu. Otomatik kapıdan içeri girdiler, Ali kendi yaş grubunda olduğu raflara yöneldi, Veli'de. Veli'nin şimdilik okuma dünyası resimlerdi. Bu da Veri'yi mutlu ediyordu. Ali ise yazıları çok, resimleri az olan kitapları seviyordu. Okurken hayal etmek güzeldi. Veri'ye de okuduğu birçok kitap vardı. Birlikte okumak da güzeldi. Kitap okumak çok güzeldi. Ali kitap rafları arasında dolaşırken sarı ciddi bir kitap gördü. Kitabı eline aldı, inceledi, merak etmişti. Eve geldiler. Ali ile Veli kitapçıdan aldıkları kitapları kütüphanelerine yerleştirdiler. Veli oyuncaklarla kitapları aynı raflara koymayı severdi. Ali bu duruma hep gülerdi. O gün de öyle oldu. Ali yeni aldığı kitabı merak etti. Okumak için koltuğa oturdu. Veli de onu görünce hemen diğer koltuğa oturdu. Kedileri de. Veli, "Seste okur musun lütfen?" dedi. Ali kitap okumaya başladı. Bu kitapta iki kahraman vardı. Ne büyük tesadüftür ki kahramanların atları da aynıydı. Onlar da kitap okumayı ve yüzmeyi seviyorlardı. Her yaz denize gidiyorlardı. Ne güzeldi, yüzmek çok güzeldi. Bu iki kahraman bir yaz günü kitap okurken birden kendilerini korsan gemisinde buldular. Ali'nin elinde pusula, benim elinde dürbün vardı. Ali kendini kaptan gibi hissetti. Pusula bir yeri işaret ediyor. Gemi de gidiyordu. Veli de kaptan yardımcısı. Etrafına dürbünle bakıyor. Kaptana haber veriyordu. Gemi tam yol ileri giderken karşılarına bir ada çıktı. Bizim meraklı kahramanlar gemilerini karaya bağladılar. Ali ile Veli adana kıyısında dolaştılar. Denizin tuzlu kokusu, martıların sesi, rüzgarın esintisi çok güzeldi. Veli kıyıda koşarken ayağına bir şişe çarptı. Şişe yeşil renkliydi. içinde bir şey parlıyordu. Güneşin etkisiyle göremiyordu Veli ne olduğunu. Merakla Ali'ye doğru koştu. Gösterdi. Ali şişenin kapağını açtı. Şişenin içinde bir kağıt vardı. Kağıtta bir şeyler yazıyordu. Ali yazılanları okudu. Veli'ye anlattı. İkisinin de kalbi hızla atıyordu. Bu bir haritaydı. Bizim kahramanlar keşfe başladı. Keşif sırasında koca bir sandık dolusu altın bulacaklarını hayal etti bizim iki kahraman. Her korsanın olduğu gibi. Haritadaki işareti bulmak için adanın her köşesine baktılar. İşte nihayet işaret tam karşılarındaydı. Her ikisi de heyecandan ölmek üzereydi. Kalplerinin sesini kulaklarında duydular. Tıpkı anlatılanlar gibi kazdılar toprağı ve tepelediler düşündükleri gibi sandık karşılarındaydı. İçi altın dolu sandık. Kilit açıldı. Sandık içinde bir kitap vardı. Kitabın da kilidi vardı. Anahtarı da sandığın kapağındaydı. Ali ve Ve'nin göz bebekleri kocaman olmuştu. Ne yazıyordu bu kitapta? Anahtarı alıp kitabın kilidini açtılar. Kitabın içinde okumayı seven her çocuk için yazılmış bir kitap yazıyordu. Ali ile Veli önce şaşırdılar, sonra mutlu oldular ve başladılar okumaya. Bir hikayemizin daha sonuna geldik sevgili çocuklar, sevgili anne ve babalar. Hikaye ve masallar eğitici ve düşündürücü konulara ağırlık verilerek tarafından yazılıp seslendirilmiştir. Hikaye ve masalların hiçbir sayfasında sizleri tereddüte düşürecek sözcük ve cümleler yoktur. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı okuyup okutabilir, dinletebilirsiniz. Uyku serisi olduğu gibi ana fikriyle de düşündürücüdür. Okuyan, dinleyen çocuğun yorumlayabileceği, düşünebileceği şekilde yazılmıştır. Beni takip edip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kitap okumakta kalın. Sevgilerimle. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilir, videoya yorum yazabilir, videoyu beğenebilir veya paylaşabilirsiniz.